Heh. 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 Poz verin bakalım bir. Benim bacılar. Arkadaşlar benim bacılar değişim şöyle. Şimdi annemgil 7 bacılar. Tabii kayınvalidem de teyzem oluyor bu arada, bilmeyen arkadaşlar bazen soruyorlar, kayınvalidin teyzen kayınvalidin mi falan diye soruyorlar. Evet öyle valla. Hani buna belki şey yorumlar da gelebilirler ama gelinebilir ama işte öyle oldu, nasip kısmet diyelim. Biz evin başına geldik, şöyle evin başına çıktık, yemeğimizi yedik, çayımızı içtik, çay içerken çekecektim, telefonumun şarjı yoktu. Tabii benim bacılar dirgenleri de uzatmışlar ikisi de. Eskilerden anne, niye benim bacı diyorsunuz siz, söyle bakayım bir anlat. Bize de öyle işte, küçüklüğümüze dedirmemişler öyle. Küçüklüğümüze abla dedirmemişler, abla dedirmemişler. Şimdi sonradan da yaş vardı mı diyemiyoruz annem. Bir Ayla teyzem var herhalde, en küçükleri olduğundan bir o abla der, herkese abla der, abla der. Diğerleri hep bir araya geldi mi, benim bacı şöyle, benim bacı şöyle. Öyle konuşuruz ama diyemedik. Ama aralarında çok yaş farkı yok. Aralarında çok yaş farkı yok annem de. En büyük şey babaannem. En büyük babaannen aynı. Yani herkese yavrum kuzum derin. Onu diyememişiz işte. Öyle diyememişiz. İşte onu diyememişiz. Onu niye dememişim? Mesela abba deseydin mesela indi anneme, değil mi? Dememişler evvelce bize. Küçüğüde. İşte bir Ayla teyzem var herhalde. Hiç diyemem. O abba diye. O hepimize diyor. 7 bacıyız ama keşke 7 ta olsun. Altın kızlar bunlar. Bunlar bir ara baban rahmetlik anneanneciğim ölünce arkadaşlar hiçbirisi, yani düğünlerde falan en fazla 5-6'sı bir araya gelirler düğünlerde, mevlütlerde, bazen ille 1-2 eksik olur ya da aynı yere birikmezler, ayrı ayrı otururlar, birbirlerini görürler mesela. Hani ayrılırlar kalabalık olduğundan. Bunlar en son ablam şeyi de çekmiş. Tapuda değil mi? Tapuda hep beraber böyle 7'si de sıralanmış böyle altın kızlar. Hepsi de bir boy sıralanmışlar. Eğer o fotoğrafı bulursam şey koyarım belki ekrana. Teyzem de var onu, ben hatıra olsun diye. Teyzem de var mı? Bende de vardı da, dur bakayım, eğer ki hafızasında varsa onu size göndereyim arkadaşlar. Altın kızla hatıra olarak ablam çekmiş. Keşke 7 kız ta oluydu, yani 7 kardeş ta olur, ta iyi olacak. Değil mi? Kalabalık. Çok iyi olacak. Yok, şöyle kalabalık mı olur ya? Dur bakayım babam ne diyor. Kalabalık yerken var ya. Ha. Ekmek az olacak, çalışırken fazla olacak. Fazla çokluk bu. Neyse demeyen tabii. Oraya. Ekmek yerken az olacak, çalışırken fazla olacak. Çalışırken çok olacak. Olmaz. Çalıştıracak ama ekmek yerken vermeyecek ha baba. Dedem yapar, ben beklerim. Siz kaç kardeşliyiz baba? Söyle bakayım onu da. Biz, sen de anlat. Bir kız, üç kardeşiz. Dört kardeşiz yani. Dört kardeş, üç oğlan, bir kız. Bir halacığım var kız işte. O da aynen. Yağcı'da. Aynen. Rahmetlik babaanneciğim de 2 sene oldu benim öleli işte. 2 sene mi oldu? Bu aracı sene 3. sene. Çok iyi aracı. Ayın 26'sında mı? Yok, 27'sinde. Aklı başındaydı yani. Şey yapacaktık ya. Lokma. Lokma yapacağız. Unutturmam bana. Ben onu durum. Bazı benim kafa gelip evet. Geçiyor ya. Kafa yoğun olunca. Ha, babam bir geldiğinde oraya ben siparişi vereyim. Aynı geçenki biz babama yaptırdığımız gibi aynı kutulara şeylere katalım böyle. Böyle mahalleye dağıtırsınız yıl dönümünde. Ha, şimdi eskiden yemek memek veriyorduk yıl dönümünde şey ama işte olmuyor şimdi bu sene yani. Olmuyor bu sene. Yapalım öyle de yiyelim. Yapalım yarın akşamüstü. Pişi. Yemek veriyordum, iftar yemeği öyle ya. Hiç bu sene o şeyden veremedik. İftar yemeği Güsün Anacığımın yıl dönümünde ile veriyorduk da. O kutuluklara verdik. Ama o da iyi işte ya. Ne yapacaksın? Şimdi bir şey geçen sene etli pide yaptırdık. Şeye yurda gönderdiydik. Yurtta da hani o da soğudu mu yenmez. Ama bu sene de zaten elden yapılıp da herkes yemeyecek bile yani. Yasaktı zaten o zaman geçen ay. Aralarında bir ay var. Canımda öyle atılıyor. Öyle öyle. Çok araları yok ki işte. Faydası olmadı. Faydası olmadı. Benim bacılar. 28'inde mi öldü? 27'sinde öldü. 28'inde konduğu gün sayılıyor değil mi baba? 28'inde o zaman. 27'sinde öldü. 28'inde kondu. İkisi de 28'inde kondu. Bir ay arayla. Rahmetli kayınpederciğim önce öldü. Yaşamak mı bu dedi, böyle baktı. Baktı da babaanneciğim öyle dedi. Yaşamak mı bu dediydi. 102 yaşında öldü benim babaanneciğim.
Aynen aynen, bir ay sonra işte son gelişiydi herhalde değil mi? Sonra bir ay sonra. Hiç bozulamadı kızım anacığım. 102 yaşında hiç Alzheimer, bir Alzheimer oldu. Annemgil ilacını şeyini zamanında kullandırdıklarından. Hiç o hani öldü gitti, evvel birisi ne dermiş, evvel birisi onu anladı, o hikayeler hiç bitmezdi. Hiç babaanneciğimin böyle eski hikayeleri çoktur. Hiçbir bildiğin var mı anne, aklında kalan? Ben aklımda şöyle. Ne baba? Evvel birisi çoban tutmuş kızım, biliyorum çoban neymiş yani. Davarda çoban, 100 tane davar varmış. Evet, tam 100 tane. Şura karanlık geliyor. Çoban tabii davar. Nasıl demiş o, 72 lirasını ödü, kaç davar var demiş biliyor musun esas sahibi, patronu. 72 lirasını ödü patla demiş. Önden gitti, baş toplu demiş, arkadan gitti, beş toplu demiş. Dur bak ben söyleyeyim, sen hesap et, dur senin hesabın iyi. Onu da kat mesafa getirdim, birisine derisini demiş. Dur ben de biliyor muyum, dur. Evvel birisi Keloğlan şeyi gütmeye, Keloğlan'a 100 tane davar vermiş ağa. Ondan sonra güdüye çoban gari 2-3 ay sonra hesap verme zamanı gelince ağanın yanına çıkıyor, yani davar yok, bir şey yok. Hani Keloğlan nerede davarlar demiş. O da bir şimşek patladı, 72'sinin ödü patladı demiş. Ondan sonra baş toklu önden, beş toklu onun arkasından minareden uçmuş. Onunu kasaba vermiş, onunu da katma hesaba diyor. Birinin derisini getirmiş, birinin ettiydi. Dur. İşte bu da birinin de derisi. Birini derisini getirmiş, birinin de öyle mi? Dur, orasını tam şey yapamadım ama toplamda 100 tane olması lazım. Onun yeri yoğurt canavı atası varmış ömründe, bulmuşum. Yemek yiyormuşmuş. Başına geçirmiş. Yoğurt şeyini kafasına geçirmiş. Keloğlan'ın başına geçirmiş. Belki saç çıkar diye. Karşısından gelmişler. Niye oldu Keloğlan'ın başına, yüzüm ak demişler. Hesabı doğru görenin yüzü ak çıkar demiş. Doğru, hesabı doğru görmüş. 72'sinin ödü patlamış. Onunu kasaba vermiş. Onun da katma hesaba yemiş içmiş. Dek getirmiş. Tam yüzeye dek getirmiş yani hepsini. Bir de işte derisi demiş. Onu da çarpılmış yere. O da yoğurt tasını kafasına geçirmiş. Aklında nasıl tutmuş? Ne oldu Keloğlan demiş. Niye böyle gidiyor? Hesabı doğru verin demiş. Yüzü ak olur ki demiş. Akçı yüzü ak çıkar demiş. Yoğurt tabağı ne bu kafan demişler. Yoğurt hesabı doğru gördüğüm için yüzüm ak çıktı demiş o da. Yüz koyunu işte bir derisinle dek bak, getirmiş. Şimdi 72'sinin ödü patlıyor. Onun o kasaba, onun o şeye verdiğini 72, 82, 92. Baş toklu önden, beş toklu arkadan 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98. Birini derisini getirmiş. Birini birini de katma hesaba diye tam 100 tane. Doğru, tam 100 tane olmuş. Birini de hesaba katma demiş. Öyle derisini koymuş. Hesabı doğru vermiş. Doğru, hesabı doğru çıkmış. Doğru. Yoğurt tabağını da geçirmiş kafasına da. Yoğurt tabağını demiş de hesabı doğru veren gelmişsin. Yüzak çıkar demişler. Doğru, buna doğru buna benzeyen bir sürü hikayesi vardır babaanneciğimin. Çoktur çok böyle, hatta videoya bile çektiydim anne, çok üzüldüm böyle, çocuklar böyle oturmuşlar, o anlatıyor gari, tam 102 yaşında öldü benim babaanneciğim, o anlatıyor gari, çocuklar da böyle dinliyorlar ya, işte video aldıydım, o video silinmiş ya, çok üzüldüm ya, onu flash belleğe aktaramadan vallahi 2-3 sene oldu işte anne babaanneciğim öleli. 4 sene oldu ya, 4 sene. 3 bitecek, 4'ü atlayacak gar baba. Üç bitecek. Bu ayda atlıyor işte yakında. Asal evliler dörtte oluyor. Asal evliler dörtte oluyor. Bir sene gelin ya. Valla ne kadar olsun mu? Yok canım. Olmadı be. Evet. 4 sene yok. 3 sene. 3 baba. 3 oluyor herhalde bu seneye. 3 sene olmaz da. 2 sene. 3 sene. 4 sene yakında. 90. Neyse. Nur içinde yatsın bakalım. Daha şu tarafta bizim mezarlık. Şu ilerisi. O tarafta mezarlığımız bizim, şimdi karanlık, şurada davarlar falan da var. Ya beyaz beyaz. Böyle serinlediğinde geçecek. Gidelim. Gidelim mi? Gidemedik ya, aynen kaç gündür. Bir aşamla gidelim diyen. Böyle şey de demek Azimece diyormuş. Mezarlı. Azimece ölmüş. Azimece. Azimece de ölmüş bugün, duydun mu? Duydum. Selam kondu da anlamadı. Öyle cenazelere bile gidilmiyor gari, köy yerinde olsa da gidilmiyor. Mezarlığına konacak dediler. Üstüne gel sorduydum, oymuş. Gidemiyoruz ki lan. Korkuyorum kendimden. Doğru. Kızları var. İki tane kızı var. Öyle mi? Baş sağlığı diye sevsem. Nerede kızı?
Şurada var. Çocukların poşeti var, oraya atmışlar, bu geçmişler. Şurada terliklerimiz var. Şu arkanın dağınıklığını görmeyin gari. Şurada annemgilin su şişeleri var. Evin başında yatıyorlar tabii onlar. Biz de yemeğimizi, çayımızı içtik. Yataklarını yazmışlar babam. Sabahat öldü mü? Sabahat öldü tabii. Can, ne zaman öldü ya, öleli Sabahat değil mi? Ne zaman öldü? Sabahat bayağı oldu. Tabii bayağı öldü. Sabahat bayağı oldu. Yani zaten adam karı şekerden, her yeri böbreğinden. Onu iyi tanırdım ben. Yürüyemiyordu da zaten değil mi? Ha? Yürüyemiyordu da zaten tekerlekli sandalyede. Öldü mü kızım? Tabii canım, tekerlekli sandalyedeydi zaten. Adam öyle tekerlekli sandalyeyle yazdır yürüdü. Adam sağa dipçik gibi. Olduğunda onlar devamlı bir kaza etti, o da çok bekledi, çok bekledi. Beni kurdu, gitmedim dedi, gitme eve dedi. Ne yaptın annem? Nasıl yapıyorsun bakayım mı? Demek var ya, gezene zaten. Güzel örüyor benim kızım, evet. Maşallahına bak. Şu taş buzağı sörüyor benim kızım. İlk defa örüyor şu da. Sık iğne iyi bile yaptı yani. Bunu buzağa şeysi mi yapıyor? Şu taş buzağı yapacak onun. İçine el yap dolduracak. Daha gövdesi, başı öyle falan mi olacaktı. Şöyle bak. Dört tane bacağı yaptı herhalde daha. Değil mi? Dört bacak. Üç tane yap. Yok. İki tane yaptım da. Dört bacak olacak ha. Hı-hı. Vücudu olacak. Hı-hı. Hı-hı. Vücudu olacak. Gövdesi, kafası. Hı-hı. İyi olacak bak. Sokak lambamız da yandı. Şimdi az sonra bura sokak lambasından aydın. Bazen bir karanlık oluveriyor. Herhalde akşam üzeri oluyor ya. Ondan. Hı-hı. Ezan okunuyor Aziz Allah. Hem serin oluyor bura. Hı-hı. Eser durur. Aynen, ezan okunuyor. Bura iyi olur kızım. Bu verdi öyle bir şeydi. Telefonum çalıyor herhalde baba. Buyurun. Zeynep'i de sinekler yedi tabii burada. Kim yok, arıyor Hüseyin mi? Kolumda bir dirsek daha çıktı. Tamam işte, tuzlu su et, o da dursun. Tuzlu su da annem şeyini alır çocuğum. Dedim bak şey geldi. Bir de Zeynep'in de vücudu şey ya, hassas sinek olduğunu dedim, hemen. Biz gelin götürün dedim sürdüğünde. Sürün ellerinize. Ay ay, yazın işte, yazın bu sinek sorunu var ya. Alo emmam. Ne yapıyorsunuz? Gel anne. Öyle mi? Selbest yine geleceksin. Kaça lan? Biri aşağıda, biri yukarı, biri kalk gidelim diyor, biri otur diyor. Hazır hazır geliyor musun ya? Ben burası İstanbul dedim de telefonu. Arkadaşların var mı? Gidel işte. Ne? Ver var o. Konuştun da ver bari. Varı ver Hüseyin abim dedi. Akkade içine mi? Akkade içine mi? Ha, bilirim bir şey koyayım ben. O beri de Akkade'den beri de. Kapatma, biz de konuşalım. Kapatma. Ver anneanneni. Sen konuş da ben de konuşayım. Alo. Babam antika dedi. Hüseyin, nasılsın çocuğum? İyi mi? Ne zaman gideceksin yavrum, ne zaman? Öyle mi, akşam mı gideceksin, uçağa mı gidiyorsunuz? Öyle mi, ha? Olacak gari. Olsun gari çocuğum. O kadar 6 ay olacak o rezilliği. Yaptın iyi senin çocuğum. Ne ederim, kanaat edersin. Sen işe alışıksın. İşe alışıksın zaten sen çocuğum. Hadi. Ver bana da. Ben de konuşayım. Ha. Öyle hayırlı yolculuk. Küsüne bağ vereyim. Bak o da konuşuyor. Paran yoksa para gönderelim de. Ha. Oldu yavrucuğum. De paran yoksa de. Dikkat et. Paran bile var mı diye sorma. Alo. Paran var mı? Hüseyin nasılsın gülüm? Öyle mi? Hani ev, dün değil de evvel gün sabah gidecek dediydi annen ya. Ha dün sabah, dün. Şimdi gideceğim ya, valizimi hazırlayacağım. Öyle mi? Ha. Havalanda şeyde bekleyeceğim. Havalanda gidecek. Geleceğim 7-3 tane şeyde olacak. Allah'ım bütün ana kuzucuklarının yardımcısı olsun Allah'ım. Şimdiden korku çok bu çocuğa. Korkma şuna. Şimdi varacağım yerde 3 tane şehit var dermiş. Aynı gideceğim. Ne mi demiş? Varacağı yerde. Allah'ım düşmanlarla karşılaştırmasın. Bir laf vardı, hakkı gari ötesi yok gari diye bir laf vardır ya. Allah'ım gari düşmanların yönünü öte çevirsin. Ana kuzucuklarının hepsinin Allah'ım yardımcısı olsun. O kadar çok canım. Oh, tüylerim ürperdi. Bu ölüyordu, bu ölüyordu. Yanında arkadaş ölüyor ya. İşte çocuklar o şekilde. Neler görmüştür Hakan orada 3-4 sene? Neler görmüştür? Hakan Takkari'de yaptı ya. Orada yaptı. Kaç sene polisliği yok. Hmm. Ondan geldi işte. Özel hareket.
İşte orada diyor, o karışık biraz diyor. Oradan diyor, beni diyor Asubay alacak dedi ya, Hakkari'den dedi ya. Hakan'ın tanıdığımı gari bilmiyorum. Ha, odur. Odur işte orada. Sen orada arkadaşlar var. Onu arayıp konuşuyordun işte arkadaşlar. Allah yardımcılar olsun. Sor. Allah'ın bütün askerlerimizin dırnağına taş değdirmesin yarabbim. Hepsi de ana kuzusu. Herkesin anacıkları ağlamasın Allah'ım. Tüyler mükler akşam akşam. Çok çocuklara el gelsin Allah'ım. Karlarını al bari yalan görmem. Çocuklarımız istiyor, çocuklarımız bir istiyor. Bir evin bir çocuğu, kuşkun arasında ölen orada, o yanda ölmüşler. Bir tekmiş. Şehit olan. Bir tek şehit oldu. Allah'ım sabır versin. Allah'ım yardımcılar Allah'ım olsun ya, hepsini. Güzel Allah'ım. Biteceği yok ulan. Biteceği yok. Ama onlar da zaten işte götürülen anacık babacık. Telefon da daha önden iki tane önce gösterdi. Görmüyor musun? Şimdi burada o anacıkları bekleyip vatandan çocukları zaten o. Neyse orada bakalım çocuk. Bu videomu başlattım. Biraz hüzünlü bitiriyorum ama bayağı saat da ilerledi. İnşallah bir dahaki videolarımda görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Biz oturmaya devam edelim.